Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere artan penye iplerimizden anahtarlık yapımını anlatacağım. 3 farklı şekilde ben anahtarlıklarımı yaptım. Şöyle kalpli, papatya desenli ve çiçekli olarak. Bunları ister hediyelik anahtarlık olarak yapabilirsiniz. İsterseniz mevlüt, nikah, özel doğum günlerinde sipariş alıp da örebilirsiniz. Ve günde bayağı bir eğer odurursanız 20-30 tane de örersiniz bir oturuşta. Çok zevkli örmesi de. Hazırsak anahtarlıklarımızın yapımına başlayalım. İlk olarak şu papatyalı olan anahtarlığımı atmak istiyorum. Bunun için elinizde ince penye ipiniz varsa eğer artan onu kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü kalın iple biraz kaba duruyor. Örmesi de çok bir hali zor oluyor. Ben onun için şöyle birincilikte ipim var. Tığ numaram da 7 zaten. Şöyle bir de anahtarlık aparatlarım var. 3 parmağıma ipimi doluyorum. Orta kısmından ilmek çıkardım. Şu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimin üstüne doluyorum. Ve 1 adet ikili trabzan yapıyorum. Onu yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekip hemen sihirli halkamın içerisine batıp ilmek alıp diğerinden kaydırıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üstüne ip aldım. Halkamın içerisinden battım. Şu an tığımda 3 ilmeğim var. 1 ve 2 defa da çekiyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekip halkamın içerisine 3 zincir çektiğim yere sabitliyorum. Sabitledikten sonra tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde toplamda 5 adet olacak şekilde yapıyorum. Sonuna doğru artık devam edelim. Evet, ben sonuncu papatyamı yapacağım. 3 zincirimi çektim. İp aldım üstüne. 2 trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve sihirli halkamın içerisine sabitliyorum. 1 zincir çekiyorum. İpimi biraz uzunca keseceğim. Şöyle çıkardım. Şuradaki boşluğu kapatmak için şu kısa kalan ipimi sıkıca çekiyorum. Yani olabildiğince sıkı çekerseniz ortada çok boşluk olmasın. O görüntü çok hoş durmuyor çünkü. Şu şekilde bir zincir çekip kapattım ipimi de. Şu şekilde bitiriyorum. Şu uzun kalan iplerimi de şu arkadan aralardan gizleyerek biraz çekeceğim. Şu şekilde. Birazcık gizledikten sonra da silikonla sabitleyip fazla ipimi keseceğim. Şimdi ilk anahtarlığımızı bitirdik. Şimdi kalpli olan anahtarlığımızı yapalım. Şimdi kalpli anahtarlığımız için aynı renk ip kullanacağım. Yeşil ipime göre biraz daha kalın. Aynı şekilde 3 parmağımı doluyorum sihirli halkamı. Hemen içinden ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Ve ilk zincirimi çektim. 2 ve 3.'yü çekiyorum. Şimdi toplamda tığımın üstüne ip alacağım. Toplamda 5 adet ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 Şu şekilde aldım. 1 ve 2. Son 5. trabzanımı yapacağım. 1 ve 2 defa da çektim. 5 adet 2 trabzan yaptım. 3 zinciri saymıyorum. Onunla beraber 6 adet oluyor. 1 zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üstüne ip alıyorum. 5 adet ikili trabzan daha yapıyorum. O kadar basit ve eğlenceli ki ve çok da çabuk bittiği için sizi yormuyor.
Şu ipim biraz kısa kaldığı için biraz çekeceğim. Zaten birazdan sıkılayacağım için. 3 tane yaptım. Bu dördüncü. Ve bu da beşinci. Evet, iki trabzanımı yaptım. Şimdi son kapanışı yapacağım. Tekrar başta yaptığım gibi 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Hemen sihirli halkamın içerisine ip aldım ve diğerinden kaydırdım. Bir zincir çekip tekrar ipimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra tekrar şu kısa kalan ipimi sıkıca çekiyorum şu şekilde. Olabildiğince sıkmaya çalışıyorum. Ortada çok boşluk kalmasını istemiyorum. Şu şekilde çektim. Şöyle minik bir kalbimiz oldu. Bu ipimi yine arkaya aralardan gizleyeceğim. Bunu silikona sabitleyeceğim. Şimdi son olarak püskür olan anahtarlığımın yapımını göstereceğim. Ve anahtarlık aparatlarını takacağım. Püskül anahtarlık için geliyorum. Şimdi haki kişili artan bir ipim vardı. Videoyu uzatmamak adına ben hazır kesmiş halde hallettim kamera arkasında. Siz de artan iplerinizi istediğiniz uzunlukta şu şekilde bir ipler keserek anahtarlık için hazırlayabilirsiniz. Şu şekilde orta kısmından tuttum. Şurada bir tane ipim daha vardı. Hemen bu şekilde düğümlüyorum sıkıca. Aradan. Bu zaten iç tarafında kalacak. Diğer boylarla sabitleyeceğim. Şimdi biraz ipimi düzlüyorum şu şekilde. Bir ipim daha vardı. Onu da şu birleştirmeyi yapmak için kullanacağım. Şöyle doluyorum. İpiniz ince ise 2-3 kere dolayabilirsiniz. Benim ipim biraz ince. Ama kalın ise 1-2 defa dolamanız yeterli. Nasıl yapmak isterseniz. Hemen bunu da arka kısmından düğümlüyorum. Bir videoda 3 tane anahtarlık yapımını anlattım. İnşallah size faydalı olur. Size böyle sipariş alırsınız veya sevdiklerinize hediye edersiniz bu güzel anahtarlıklardan. Ben şu iplerimi bir düzleyeceğim. Aparatları için tekrar geliyorum. Şimdi anahtarlıklarımı hazırladım. Şu aparatlardan küçük penselerimle yardım alacağım. Şunları sabitlemek için. Biraz çünkü sert açılıyor bunlar. Şöyle hafif bir açıklık yaptım. Hemen şu ilk püskü aparatımıza başlayalım. Şu şekilde içinden geçiriyorum. Ve kapatıyorum. İyice sıkılayım çıkmasın içinden. Bu şekilde hazır. Şimdi diğer ikisini de yapalım. Şöyle hemen açıyorum onu da. Ya aslında çok çok basit bir yapımı var. Hani biraz detaylı anlattım ama hiç bilmeyen arkadaşlarımız için fazla detaya girdim. Ama çok zevkli örmesi. Bunu ben genelde örgü siparişi veren müşterilerim için birer tane hediye koyuyorum. Siz de dediğim gibi sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Nikah, mevlid, doğum günlerinde üstüne etiket bastırıp doğum günü sahibinin ismini falan yapıp da satışını yapabilirsiniz. Çok şık durur. Yani bunlara uygun sepet de örüp içine doldurabilirsiniz. Çok şık duruyor çünkü. Onu yapan arkadaşlarımız var. Ben böyle bir kısa bir video çekip anlatmak istedim size. İnşallah da fayda olabilmişimdir. Şöyle rengarenk anahtarlıklarım oldu. Dediğim gibi artan iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Umarım fayda olabilmişimdir. Ben iplerin satışını yapıyorum arkadaşlar. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini ekleyeceğim. Oradan malzeme sayfama ulaşabilirsiniz.
Akıntı herhangi bir şey olduğu zaman yorumlarda da yazarsanız en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olup zil butonunu tüm olarak aktif hale getirirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.